Herkese merhaba, Aberson YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aberson Originals kapsamında gerçekleştiriyor olduğumuz Aberson'un soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu hafta marka tescili ve marka tescilinden doğan haklar hakkında konuşacağız. Bugün Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz bizlere de bu konu hakkında bilgiler verecek. Deniz Hanım, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevval Hanım, teşekkür ediyorum. Deniz Hanım, az önce de bahsettiğim gibi marka tescili ve marka tescilinden doğan haklardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Bildiğiniz gibi marka başvuru süreci birkaç aşamadan oluşuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde de bu süreç şekil inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, kararı ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarını değerlendirmesi şeklinde de ilerliyor. Peki bu aşamaların detayları tam nedir? Süreç detaylı olarak nasıl ilerliyor? Bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki Şevval Hanım. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda çokça şeyden söz ettik. Marka başvuru süreci, nerelerden yapıyoruz, hangi dokümanlardan faydalanabiliriz, tabiri caizse temiz dediğimiz, daha böyle red kararlarıyla karşılaşılmadan bir başvurudan tescile süreç nasıl gider, nelere dikkat etmemiz gerekir. Bu konulardan biraz bahsetmiştik önceki videolarımızda. Şimdi biraz daha bu tescil sürecinde bu inceleme, değerlendirme nasıl yapılıyor? Birazcık daha onlardan bahsetmeye çalışacağız. Sizin de sorunuzun başında söylediğiniz gibi bir marka başvurusu yaptığımızda önce Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde şekli bir incelemeye giriyor. Sonra başvuru mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Daha sonra verilen karara ve yayına, markamız yayına çıktıktan sonra itiraz süreciyle devam ediyor. Üçüncü kişilerin görüşleri ve itirazlarını değerlendirmesiyle ve her şey eğer başvuru sahibi adına, marka adına, lehine çözülürse de biz tescile ulaşıyoruz. Şimdi tabii böyle bu terimleri konuştuğumuz zaman toplantılarımızda da, videolarımızda da ya da telefonla bilgi verdiğimizde hani şekli inceleme ne demek? Mesela böyle bir ifade kullanıyoruz ya da işte kanun 5. maddesi çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesi ne demek? Bugün biraz onları açmaya çalışacağım. Şekli inceleme markanın kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsettiğimiz durumlarda kuruma sunulan başvurunun ilk olarak şekli yönden yani başvuru sahibine daha başvuruyu işleme almadan bir eksiklik, bir hata var ise bunun bildirilmesi dönemi diyebilirim. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin bir başvurunuzu sunarken yani bu pek tabii ki şu an online sistemde mümkün değil ama biraz daha şekli derken neyi kastediyorum onu ifade etmeye çalışacağım. Mail adresini yazıyoruz mesela. Mail adresinde bir hatalı bir girişimiz oldu. Bu bir eksiklik. Bir hata, şekli bir hata. Ya da diyelim ki işte başvuru ücretimiz biliyorsunuz şu an için hani 2022 yılı için bir başvuru şey bir marka bir sınıf için 380 TL. Bu ödemeyi o miktarda yapmadık. Hani şu anda biraz daha örnekleri de seçmeye çalışıyorum. Çünkü EPATS üzerinden yapıyoruz şu anda başvuru işlemlerini ve hani bunlar pek mümkün hatalar değil. Ama bu tarz bir şekli bir hata, bir eksiklik tespit ederse kurumun başvuru sahibine dönüş yaptığı süreç. Burada kurum başvuru sahibine 2 aylık bir süre veriyor ve bu süre içerisinde eksikliği tamamlamamızı bekliyor. Ve eksikliği eğer tamamlamazsak da başvuru yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşüyor ya da eksiklikle ilgili uzmanın döndüğü, kurumun döndüğü talepler dikkate alınmadan devam ediyor. Burada iki terimi biraz açacağım. Bir tanesi hükümden düşmek. Şimdi belki eğer videomuzun süresi yeterse ya da başka bir videoda markanın iptalinden, iptal edilme gerekçeleri nasıl iptal ediliyor biraz onlardan bahsetmeye çalışıyorum ama bir iptal dediğimiz bir şey var. Markanın iptal edilmesi bir de markanın hükümden düşmesi diye bir şey var. Hükümden düşmek demek marka hiç var olmamış sayılması demek. İptal markayı bir müddet var olarak kabul ediyor. Yani diyelim ki biz markamızı yenilemedik. Bugün tescilde işte başvurusu tarihi bugün olsun ve işte 2012 2032'de
markayı yenilememiz gerekiyordu. İşte o süreçleri tamamlayamadık vesaire. Markayı sonuçta o 10 yıllık sürede 2022'den 2032'ye kadar var olarak sayıyor, kabul ediyor. O varlığın getirdiği bazı haklar var. Onları kullanmasına müsaade ediyor diye ifade edebilirim. Ama artık iptal edildikten sonra o marka iptal olarak işlem görüyor. Ama hükümden düşmek bundan biraz daha farklı, markanın iptal edilmesinden. Hükümden düşmek o markayı hiç olmamış varsayıyor. Yani o başvuru hiç gerçekleşmemiş oluyor zaten mantık olarak da düşündüğümüzde. Bir bunu birazcık açıklamak istedim. Bir de eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam edilir diyoruz. Bu da şu demek. Diyelim ki siz iki sınıf için bir marka başvurusu yaptınız. Bunun bize doğurduğu bir ücret var. Sınıf başına 380 gibi düşünelim. 380 çarpı 2 ödememiz gerekiyor bizim başvuruyu yaparken. Fakat biz iki sınıf ücreti ödemedik. Bir sınıf ücreti ödedik. Bununla ilgili eksiklik aldık. Eksikliği tamamlamadık. O zaman bir sınıf ile ve ilk talepte bulunduğumuz sınıf ile başvuru devam eder gibi. Yani bir hükümden düşme sonucu doğuran hatalar ve eksiklikler var. Bir de bu hata ve eksiklikle ilgili talepleri dikkate almadan devam edilen durumlar var. Şekli inceleme kısacası bu kurumun hata ve eksiklikleri gidermesi için bize şans tanıdığı, 2 aylık süre verdiği bir dönem. Bu şekli incelemeyi açtıktan sonra, bu tamamladıktan sonra, tabii ki bu her zaman gelecek diye bir kural yok. Hani şekli inceleme sonucu zaten şekli olarak hani her şey eksiksiz, hatasız yerine getirdiysek başvuru zaten hiçbir dönüş almadan devam ediyor işlem görmeye. Şekli incelemesi tamamlanarak başvurumuz kesinleştikten sonra inceleme kanunun 5. madde çerçevesinde değerlendirilmeye devam ediyor. Burada da tescili istenen mal ve hizmetleri dikkate alarak mutlak red nedenleri çerçevesinde uzmanlar başvurumuzu resen incelemeye tabi tutuyor. Mutlak red nedenlerini şimdi burada çok detaylandırmayacağım videonun konusundan çünkü biraz saparız. Ayrı bir videomuz olacak mutlak red nedenleriyle ilgili ama şu anda bu videoyu izlerken incelemek isteyenler olsa Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka alanında hizmetler kısmında marka inceleme kılavuzu var. Marka inceleme kılavuzunda mutlak red nedenleri nelerdir açıklanıyor. Biz de üzerinden geçeceğiz tabii ki, eğer soruları olursa da daha sonra tekrar konuşabiliriz ayrıca. Mutlak red nedenlerinden birinin varlığı olursa eğer başvuru kısmi olarak ya da bütünüyle reddediliyor. Mutlak red nedenlerinden en bilineni ve en sık karşılaştığımız tabii ki benzer markalar, birebir markalar, aynı sınıf ve aynı hizmetleri de içeriyorsa, aynı malları da içeriyorsa tabii ki bu da bir değerlendirme kriteri. Bunları da dikkate alarak bir kurum red kararı alıyoruz ya da almıyoruz mutlak red nedenler bakımından. Aldığımız durumda tabii ki onun da bir süreci var. Red kararına yanıt veriyoruz, vermiyoruz. Duruma göre, alınan karara göre değişiyor tabii ki bu. Bu mutlak red nedenleri bakımını da inceledikten sonra ve bir olumsuzluk ile karşılaşılmazsa ya da karşılaşılıp da açılırsa bu olumsuzluk, karara itiraz dediğimiz bir dönemden de sonra yeniden inceleme değerlendirme dairesinden de işte dönüş aldık. Bu kurum kararı ile ilgili konumuz bitti ya da hiç almadık. Yayıma itiraz dediğimiz sürece geçiyoruz. Yayıma itirazda bizim markamız eğer başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve kanunun 5. maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusuysa ya da dediğim gibi reddedilmiş ama bizim lehimize sonuçlandıysa diyeyim, marka başvurusu yayına çıkıyor. Marka başvurusu yayında 2 ay kalıyor ve 2 ay içerisinde kanunun 5. ve 6. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine karşın itirazları açık halde oluyor bu yayın sırasında. Burada da nispi red nedenleri devreye giriyor. İlk etapta kurumun baktığı mutlak red nedenleriydi.
Markamız yayına çıktıktan sonra artık mutlak red nedenleri ve artı nispi red nedenleri bakımından değerlendirmeye alıyor. Kanunun 5. ve 6. maddesi hükümlerine göre. Yine dediğim gibi bunu mevzuattan nispi red nedenlerine bakıp inceleyebilirsiniz. Bu 2 aylık süre içerisinde de eğer bir itirazla karşılaşılmazsa markamızın tescil edilmesine karar veriliyor. Bu tescil bildirimi bize tebliğ ediliyor ve eksiksiz yapılan ya da eksikliği giderilen marka başvurusuna yasal süre içinde de bir itiraz gelmediyse ya da yapılan itirazlar kesin olarak reddedildiyse gelen tebliğ sonrasında da ilgili tescil ücretini ödediysek başvurumuz tescil ediliyor, sicile kaydediliyor ve tekrar tescil yayına çıkıyor. Tescil süresi hiçbir olumsuzlukla ya da yolda bir olağanüstü bir durumla karşılaşmamız halinde yaklaşık 4,5-5 ay kadar sürüyor tescil belgesini almamız. İşte biraz daha şöyle başına dönecek olursak bu yolda tescile giden yolda mutlak red nedenleri bakımından bir itirazla karşılaşırsak kurum tarafından red kararıyla daha doğrusu pardon düzeltiyorum karşılaşırsak ne yapabiliriz? Kurum kararlarına karşı söz konusu karardan zarar gören taraflar kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 2 ay içerisinde tabii ki yazılı ve argümanlı gerekçeli olarak bu karara itiraz edebiliyorlar. Ve eğer kurumun kararına bir itirazda bulunuyorsak yani red kararına yanıt veriyorsak bunu artık tekrar tabii ki kurum incelemiyor. Çünkü zaten kurum bir karar vermiş ve biz buna itiraz ediyoruz. Hayır bu verdiğin karar yanlış diye. Dolayısıyla bu itirazı da bu red kararına yanıt da yeniden inceleme değerlendirme dairesi inceliyor. YİDD diye de kısaltılır. Ve yeniden inceleme ve değerlendirme dairesi de kurumun nihai karar organı gibi düşünebiliriz. Yeniden inceleme ve değerlendirme dairesi artık kesinleşen bir karar veriyor. Eğer ona da itiraz etmek istiyorsak yani artık bu nihai yeniden inceleme ve değerlendirme dairesine aldığımız kesinleşen karara da bir itirazımız olacaksa da bunu da kararın bize bildiriminden itibaren 2 ay içerisinde mahkemede dava açarak orada yetkili mahkeme diye de bir ifade duyulur. Hani o da kendi içinde ayrı bir konu ama yetkili mahkemede dava açarak da kararın tekrar incelenmesini talep edebiliyoruz. Bir diğer olumsuzluk olabilecek şey de hani yayın sırasındaki itiraz demiştik. Burada yapılabilecek aslında birkaç şey var. Yine böyle kısaca bahsetmem gerekirse. Kanunun 6. maddesi 1. fıkrası kapsamında eğer bir itirazla karşılaştıysak başvuru sahibi yani markanın sahibi itiraz gelen taraf, itiraz alan taraf itiraz sahibinden yani bize itiraz eden kişiden kanunun şöyle 6. fıkrası 6. maddesi 1. fıkrası şu demek çok böyle kısaca benim bir markam var. Senden önce ben yaptım bu marka başvurusunu ve senin markan, başvuru sahibi senin markan benim markama çok benziyor. Aynı mal ve hizmetler kapsamında vesaire gibi argümanlar sunduğum bir şey. Dolayısıyla ben itirazı alan taraf olarak bana itiraz eden tarafa bu itirazda sunduğu gerekçe markasını dayanak gösterdiği markasını, dayanak gösterdiği markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından kullanıyor mu, kullanmıyor mu sorgulayabilirim. Buradaki mantık şu, mal ve hizmetler bakımından dayanak gösterdiği marka benim markama benziyor ve sen benden önce tescil sahibisin, başvuru sahibisin ama kullanıyor musun? Yani şimdi sen kullanmıyorsan bana engel olma gibi bir mantıkta. Karşı tarafa diyoruz ki tamam itiraz ettin ama kullanıyor musun bir göster. Burada da bir 5 yıllık süremiz var. Bu 5 yıllık süre bize itiraz eden
marka sahibinin, yani o markanın itirazı dayanak gösterdiği mal ve hizmetler bakımından başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre içerisinde. Bu önemli. Eğer o başvuru ya da rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süreyi henüz doldurmadıysa kullanım ispatı talebinde de bulunamıyoruz. Eğer bu tarih içerisindeysek, bu süre içerisindeysek de Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanamadığına dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep ediyoruz. Bu neye yol açıyor? Eğer bize itiraz eden taraf bu delili sunamazsa, kullandığını gösteremezse ya da kullanmamasına dair haklı bir sebebi olduğuna ilişkin delilleri sunamazsa, itiraz sahibinin itirazı reddediliyor. Ve ayrıca hani işlemlerin devamında da tescilin iptaline kadar konu gidebiliyor. Bu bir yöntem. Hani bize gelen itirazı kullanım ispatı bakımından değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci bir yöntem uzlaşma dediğimiz yöntem. Bu da kurum gerekli görür ise yayınma itirazlarıyla kanun 19. maddesinin 3. fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları 6.325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu hükümlerince uzlaşmaya davet edebilmektedir. Yani bir uzlaşma sürecinden de geçebiliyoruz diye bunu da yani bu taraftan da bir bakılması gerekiyor diye izah etmiş olayım. Bir de üçüncü kişi görüşü dediğimiz bir kısım var. Orada da markamız yayına çıktı, marka başvurumuz. Herhangi bir gerçek ya da tüzak, yani bireyler ya da şahıslar ya da bir grup, yani bu hizmeti temin edenler olabilir, işte üreticiler, imalatçılar vesaire, bunları temsil eden bir organ, tacirler, kurum nezdinde işlemlere taraf olmadan da kanunun 5. maddesine göre markanın tescili için yeterli nitelikleri taşımadığını belirterek bunu tabii ki yazılı bir gerekçeli bir şekilde görüşlerini sunabilirler kuruma. Buradaki hassas konu da şu, bu gerekçeler ve iddiaları kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası, yani Ç bende olamıyor. Burada üçüncü kişinin görüşlerini bu madde ve Ç bende üzerinden alamıyoruz. Ama buna da şöyle örnek verebilirim. Örneğin siz bir markanın bir parçasını üretiyorsunuz ve siz sonuçta o üretici olarak o markanın son yani tüketiciye ulaştığı son halinin bir parçasısınız o çarkın. Fakat işte marka yayına çıkmış ve siz mesela bunu tescil edilemeyeceğinle ilgili bir görüş sunacağınız zaman esas son tüketiciye ulaşan marka sahibi olmadığınız için 5.1.Ç'den itiraz edemiyorsunuz, görüş sunamıyorsunuz. Ama 5.1.Ç, çünkü benzerlik, 5.1.Ç dışında sunacağınız o markanın tescil edilemeyeceğine ilişkin bir iddianız varsa üçüncü kişi görüşü olarak sunabiliyorsunuz. Biz üçüncü kişi görüşünü alan taraf olarak da bir bakmamız gerekiyor. Hani 5.1.Ç'den bir iddia var mı diye. Bir de böyle bir tarafı var. Ve işte dediğim gibi bütün bu aradaki kullanım ispatı, uzlaşma, üçüncü kişi görüşü vesaire, işte itiraz, itirazların değerlendirilmesi gibi konularda geçtikten sonra az önce izah ettiğim gibi markamızın tescil süreci sürecini tamamlıyoruz. Markanın koruması, markanın sınırlandırılması, marka başvurunun bölünmesi gibi işlemlerde sahip, şöyle birer cümleyle bahsetmem gerekirse, başvuru sahibi markanın tescil edilmesinden önce, bu önemli bir kelime, yani henüz tescil edilmedi, başvurunun kısmen veya tamamen geri çekilmesini
talep edebilir. Tabii gerekli belgeleri vesaire sunduktan sonra başvuruyu işlemden kaldırabilir. Ve mal ya da hizmet listesini sınırlayabilir. Bir marka başvurusu, başvuru sahibi ve tabii ki vekilin talebi üzerine yine tescil edilene kadar iki ya da daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir. Bunun dışında eklemek istediğim tescil süreciyle ilgili bu şekilde Şevval Hanım. Deniz Hanım, bu konuyla alakalı size bir sorum daha var. Bu da size bahsettiniz zaten yenilenme sürecinden ama tekrardan bir detaylı sizden duymak isterim. Marka koruma süreci ve tescilinin marka koruma süresi ve tescilinin yenilenmesi süreçlerinden bize bahsedebilir misiniz? Tabii Şevval Hanım, doğru. Az önce söyledim ama detay vermedim. Şöyle, marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10'ar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde bu uzatılabilir. Yenileme tarihini hesaplarken koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süreyi de cezalı yenileme olarak sayarız. Cezalı demek burada hani ekstra ücret ödeyerek yenilemeyi gerçekleştirebiliriz. Ama koruma süresi doldu. Koruma süresini bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde de yenilemedik tescili, marka hükümsüz sayılmaktadır. Yenileme talebinin yapılması, yenilemenin ücretinin ödenmesi, koruma yani en erken de koruma tarihinden önceki 6 ay içerisinde yapılabilir. Yani şöyle düşünüyoruz. Yenileme tarihimiz bugün olursa bugünden 6 ay önce gerçekleştirebiliyoruz ve ücreti ekstra ücretini ödeyerek 6 aylık süre içerisinde tamamlayabiliyoruz. Şimdi bu önemli çünkü önceki tarihli bir markaya sahip olmak şu anda o markayı o haliyle kullanmıyorsanız ve yani bir logo değişikliğine gittiniz, renklerini değiştirdiniz, yazım şeklini değiştirdiniz vesaire. Artık o markayı kullanmıyor gibi görebilirsiniz kendiniz. Artık o hani geçti, eski bir marka haline geldi. Evet, bırakmak, hükümsüz saymak, iptal etmek bir seçenek. Ama eski tarihli bir markaya sahip olmanın bu marka tescilini sağladığı haklar bakımında önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii şey oluyor hemen, marka tescilini sağladığı haklar nelerdir diye bir zihin sorguluyor. O da şöyle, marka tescilinden doğan haklar, bir kere şunu bilmemiz gerekiyor, münasıran marka sahibine aittir. Marka tescilde sahibine markanın tescil kapsamına giren aynı ya da benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan bizim tescilli markamızın itibarından faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı haksız avantaj elde edecek ya da benim markamın imajına, karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir markanın izinsiz kullanımını önleyebilir. Yani bu ne demek? Ben eğer tescilli bir marka sahibiysem ve benim az önce saydığım kötü niyetli davranışlara ya da kötü niyetli olmasa bile benzerlik tüketici nezdinde karışıklığa yol açabileceğini düşündüğüm bir markayı kullanan birisi varsa, tabii burada şeyler önem kazanıyor. Aynı ürün grubu için mi, aynı hizmet için mi, işte ne, benzerliği ne derece işte gibi tabii ki şeyler var. Ama bunlar değerlendirildiğini varsayarsak, ben burada önce tarihli marka tescil sahibi olduğum pozisyonda karşı tarafın markasını izinsiz kullanmasını engelleyebilirim. Tabii şey de var, markanın kullanılması dediğimiz zaman onun da
şartları var. Kullanıldığını varsaymamız, iddia etmemiz durumunda. Orada da şöyle diyebilirim. Markayı kullanmak ne demek? Bu hem biz karşı tarafın markamızı izinsiz kullandığında da geçerli. Biz bir marka kullanımı sunacaksak ya da birinden talep ettiğimizde onun sunması gereken, markanın kullanıldığını gösteren şeylerde tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması. Bu markayı kullanma olarak kabul edilir. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarda kullanılması. Bu markayı kullanma kabul edilir. Markanın marka sahibinin izni ile kullanılması. Bu kullanma kabul edilebilir. Tabii ki hani şu anda karşılaştığımız olayla ilgili hangi açıdan değerlendireceğimiz duruma göre değişir ama genelde de dikkat çekiyor. Marka sahibinin izniyle kullanılması. Burada da distribütörlerimiz, lisans verdiğimiz kişiler devreye giriyor. Yani ben eğer size bir lisans verdiysem markanın kullanılması ile ilgili ben kullanmıyor olabilirim ama size lisans yolu ile siz kullanıyorsunuz. Dolayısıyla sizin kullanımınız da benim kullanımım sayılıyor. Markanın kullanıldığını gösteren koşullardan biri oluyor. Tam bu noktada da şeyden söz etmek istiyorum biraz. Marka tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler denilen başlıktan. Orada tescilli bir marka ya da henüz tescil edilmemiş bir marka başvurusu lisansa konu edilebilir. Devire konu edilebilir. Miras yolu ile intikal edebilir. Rehin olabilir. Teminat gösterilebilir. Haciz veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Az önce lisanstan söz ettik. Lisansını da biraz daha üzerinde durmak istiyorum. Terimler bakımından. Şimdi marka hakkı aynı zamanda hani hem tescil aşaması edildiğinde hem de başvuru aşamasındayken lisansa konu edilebilir. Ve tescil edildiği ürün veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans denildi mi de iki tane lisans şeklinden hep konuşuyoruz tabii ki. İnhisari lisans ve inhisari olmayan lisans. İnhisari lisans söz konusu olduğunda lisans veren başkasına lisans vermemekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda da lisans veren markayı kendi kullanabiliyor. Aynı zamanda üçüncü kişilere de aynı marka ilişkin başka lisanslar verebiliyor. Yani inhisari lisansta kendimiz dahil, yani eğer hakları açıkça sözleşmede saklı tutmadıysak kendimiz dahil kullanamadığımız durumlar oluyor. Ve lisans verdiğimiz, yani o sözleşmeyi yaptığımız kişi dışında başkasına da lisans veremiyoruz. İnhisari olmayan lisansta da tam tersi gibi düşünebiliriz. Kendim de kullanabilirim lisans veren taraf olarak, başka kişilere de aynı marka ilişkin başka lisanslar, farklı lisanslar verebiliyorum. Bu önemli. Onun dışında şeyden söz edebiliriz yine. Adres değişikliği, ünvan değişikliği, devir işlemlerinden. Devir zaten marka tescil edilen ya da başvuruda bulunan mal ve hizmetlerin tüm ya da bir kısmı için devir edebiliyoruz dedik. Orada bir devir sözleşmesi sunuyoruz. Online olarak yine devir işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Devir de şu an için hani bir değişiklik olmazsa sözleşmeyi, anlaşmayı devir eden, devir alan vesaire markanın falan gözüktüğü dokümanı noter onaylı sunuyoruz. Bu önemli. Onun dışında ünvan değişikliklerinde ya da tür
değişikliklerinde, yani markanın sahibinin unvanı ya da türü değişirse bu değişikliğin sicile kaydı için gerekli belgelerle birlikte kuruma başvuruyoruz. Burada önemli söylemem gereken şey, unvan ya da tür değişikliği yapıldığında sicil kaydı marka sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarında uygulanıyor. Yani ben bazı markalarım için unvanımı değiştireyim de bazı markalarım için ya da işte patent ya da tasarım değiştirmeyeyim diyemiyoruz. Adres değişikliği de yine bir marka sahibinin adresi değişirse bunu bu belgelerimizle birlikte adres değişikliğinde belge sunmuyor. Değişirse biz talep formuyla birlikte, bu formda yine hani burada form diye zikrediyorum ama yani yine online app altı üzerinden yaptığımız bir işlem. Değişikliğin sicile kaydedilmesi için kuruma başvuruyoruz adresimiz değişti diye. Adres değişikliğinde de yine sicil kaydı marka sahibinin adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarının tamamında uygulanıyor. Yine yani hani markalarımda adresim değişsin de işte tasarımlarım da değişmesin ya da şu markam da böyle olsun, burada olmasın gibi bir şey söz konusu olmuyor. Marka tescilinden doğan haklara ilişkin hukuki işlemleri aslında böyle özetleyebilirim. Yani tabii miras yoluyla intikal, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, cebri icra, haciz gibi konulara da, işlemlere de konu olabiliyor markalarımız, tüm sınai haklar gibi. Bunlar da tabii ki öyle bir durum söz konusu olduğunda baş başına kendisinin konunun, durumun değerlendirilmesi gereken olaylar, ama hani konu olabileceğini bilmek, sicile kaydettirebildiğimiz işte şirket birleşmesi bölümümüz, bunu bilmek, markaların miras yoluyla intikal edebildiğini bilmek, işletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir olduğunu bilebiliriz. Cebri icra yoluyla satılırsa bu mülkiyet değişikliğinde sicile kaydedebiliyoruz gibi. Hani bunları da bu şekilde olabildiğini bilmek boyutunda aktarabilirim. Ama tabii ki dediğim gibi hani öyle durumlarla karşılaşıldığında vekillerle ve işte avukatlarla görüş alarak vererek hani duruma göre ilerlenmesi gerekiyor. Benim marka tescili koruması ve marka tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler konusunda söyleyebileceklerim bu şekilde. Deniz Hanım, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu hafta da böylece marka tescili ve marka tescilinden doğan hakları konuşmuş olduk. Tekrardan çok teşekkürler. Tekrardan kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda da Deniz Hanım sizden bize gelen yorumlara cevaplıyor. O yüzden sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da arbasonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız beğene basmayı unutmayın. Takip edin bize. Herkese iyi günler diliyorum.